Herkese merhabalar. Gazeteciler Konuşuyor programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Büyük Birlik Partisi'nde olağan genel kurultay yapıldı Ankara'da. Deniz'den çok yoğun bir şekilde katılım sağlandı. Sayın Destici yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Kendisini tebrik ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü CHP'de de kongre var. Muhtemelen CHP'de de hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü bu seçimde atıyorum Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili aldı. Büyük Birlik Partisi Yılların Hareketi, Muhsin Başkan'ın emaneti hiç vekil çıkartamayıp tekrar Mustafa Destici'nin genel başkan olmasını ben çok enteresan şekilde garipsedim. Çünkü yine diyoruz delege sistemi. İlk başta da onu konuşacağız. CHP'ye geldiğimiz zaman da onu konuşacağız. Delege sistemi değişmediği sürece muhtemelen hiçbir şey değişmeyecek. Evet, aynen öyle. Yıllardan beri Türk siyasetinde böyle bir dengeleri bir araya tutma konusunda bu delege sistemi hep belirleyici olmuştur. Şimdi bir de şöyle söyleyelim. Eskiden varıyordun mahallenin birisine. Sen, ben, bizim olan delege. Onlarla birlikte yöreçki, onları istediğin gibi yönlendiriyordun. Bazı yerde bir yemek, bazı yerde bir o günkü şartlarda harçlık delegelerin seni desteklemesine yetiyordu. Delege deyince hemen aklıma rahmetli Halil Özgün vardı bizim, biliyorsunuz. Bilmem mi? Müzmin, Adalet Parti'nin, Doğru Yol Partisi'nin önde gelenlerinden. Bu Deniz'de nerede böyle 2000'i geçmiş yerler varsa buraların hepsini millet belediye başkanlığı, belediyelik yapan, belde teşkilatlarını kurduran adamımızdan bir tanesi. Allah rahmet eylesin diyelim. Allah rahmet eylesin. Doğru Yol Partisi içerisinde gerçekten de sevilen bir kişiydi. Tabii sevmeyeni de vardı ama genel manada sevilen bir kişiydi. Bu milletvekili adaylığına şey oldu. Aklıma gelince hala gülerim. Geldi, dedi ki Sayın İmamoğlu, ben dedi milletvekiline aday olmak istiyorum. Yetiversin artık dedi. 10 yıldır, 15 yıldır dedi. Hatta dedi Adalet Partisi'nin dedi dönemlerinden biri dedi. İl yönetiminde, ilçe yönetiminde, özel idarede hep dedi şey yaptık. Ya bir de milletvekili olalım dedi. Dedim ki Halil abicim, sana dedim delegeler oy dedim vermez. Verirler dedi. İyi, sen bilirsin dedim. O zamanlar kız Endüstri Meslek Lisesi'nde sandık konuyor. Yani güya sandık bu konuyor. Yani, oy şeyler, delegeler oy veriyor yine. Neyse, girdi seçimlere. Galiba bir tane oy çıktı. O da kendisi vermiş. O da kendisi vermiştir. Bana dedi ki ya İmamoğlu dedi. Ben dedi bunu çok garipsedim. Nasıl olacak bu işler falan. Dedim abi ben onu bir yazayım dedim. Halil Özgün kendisine oy veren kişiyi ödüllendirecek diye şey söyledim. Bir köşe yazısı yazdım. Ve aslında ironi yaparak, yani çünkü ben ona söylemiştim şeysine, çok sevilmesine rağmen belediyecilik konusunda ve kanunlar, bu özellikle yerel yönetimler konusunda çok evet, büyük bilgisi olmasına rağmen, valilerle bu hususta didinmesine rağmen, bu kadar başarılı bir adamı, adamın adamı o dönemdeki delegeler mi seçmediler? Yani öyle bir olay vardı. Şimdi bizim Türk siyasi yapısında geçen gün Kılıçdaroğlu da delegelik sisteminin dönmesini diye bazı yerlerde delegenin olmadığı yerlerde üyelerin oy kullanma meselesi olmuş olsa bizim siyasetimizde çok şeyler değişir. Memleket Partisi onu yaptı. Muharrem İnce. Şimdi Memleket Partisi'nde yeni şey parti olduğu gerçi ama için, üye sayısı az olduğu için, yani diyelim ki bir 500 bin, 1 milyon nüfusu olan şey, üyesi olan AK Parti ile 100 bine, Türkiye çapında 100 bin şeysi olan bir şeyi karşılaştıramazsın. Yenice kurulmuştu. Seçimler de kurulduktan hemen akabinde seçimlere girdiği için Cumhuriyet Halk Partisi delege sisteminden kurma aşamasına gelmeden, yani kongrelerini hızlı bir şekilde yaptı, üyeleri de yaptı. Çünkü delege sistemini, yani o aşamayı yapamadı. Ve bunlarla gitti. Aslında böyle olması lazım. Ama şimdi takdir edelim ki Deniz'de 500 bin üyesi varsa AK Parti'nin,
AK Parti bu 500 bin üyeyle acaba kaç günde şey yapar? Çünkü siyasilerin konuşması zaten bir gün sürer. Siler. Bir günde oy kullanma sürse, onun sayımı da geceden sabaha kadar olsa 2,5 günde biter. Yani onun için aslında delege sistemi iyi. Yani kalabalıkların nasıl bir belediye başkanı seçip sen bize hizmet edeceksin diyorsak, nasıl bir milletvekili sen beni mecliste temsil et diyorsak, delege sisteminde de öyle olması lazım. Ama biz delege sistemini tabanda adamın niteliğinde yaptığımız için ve bilhassa özellikle de AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde her iki, yani bu kurumsallaşmış diyelim artık katılaşmış birbirlerinin arasında birisinde sosyal demokratlık ve diğerinde de biatçılık meselesi ortaya çıktığı için delege sistemi işine geliyor bunlar da. Çünkü genel merkezde Cumhuriyet şey de böyle, Milliyetçi Hareket Partisi de böyle. Genel merkezde mevcut genel başkan isterse karşısındaki adaya imza verdirmeyebilir. Ben 10 gündür izliyorum bazı milletvekilleri bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı için imza topluyorlar delegeden ama Özgür Özel için söylenmiyor bir şey. Toplayamadığı için midir yoksa harekete geçmedikleri için midir bilmiyorum. Ya da Masa bu. özellikle mi kulislere sızdırılıyor? Çünkü bunu ancak ve ancak divan açıklar. Yani toplanmış imzanın çokluğunu, şunu bunu divan açıklar. Onun halindeki açıklananlar şey değil. Bunu söyleyeyim. Kısaca delegelik sistemi Türk siyasetinde yıllardır, daha doğrusu Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana gelmiş olan bizim bir yaramızdır. Bu kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor bence. Fakat değiştirilmesi gerekiyor ama karşılığında da üyelerin oy kullanma olayında da bir kolaylık ve bir formül, bir proje üretilmesi lazım ki öyle gitsin. Yoksa bu delege sistemiyle ancak bu kadar oluruz, bu kadar gideriz. Bundan daha ileriye şeye gidemeyiz. Şimdi Büyük Birlik Partisi'nde diğer partiler gibi değil. Yaz beni delege. Öteki değilse kardeşini, eşini, hanım, her neyse onları yazdırıp bunlarla yola çıkılmış bir şekilde şey vardır. Ve bir de ideoloji partilerinde kolay kolay genel başkan ben aday olmayacağım falan kişiye oy verin gibi işaret etmedi müddetçe de değişmez. Ben şeyi de o şekilde. Hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun sanıyorum eşiyle de araları bozuk. Yani bunun şey olarak kabul görmüyor olmamasına rağmen ve tabanda da sevilmemesine rağmen nasıl genel başkan seçildiğini senin gibi inan ben de şaşırdım. Dün haberlerde baktım. Tam işte bazı partilerde gördüğümüz gibi bir sürü kavgalar çıkmış. Herkes herkese bayağı bir sıkıntı olmuş. Çevik kuvvet falan girmiş salona. Abi çok enteresan geliyor bana. Yani bir insan başarısızsa gönderirsin. Futbol antrenör başarısız gitsin, teknik direktör başarısız gitsin, kulüp başkanı başarısız, kongre kararı alsın gitsin. Abi niye siyasi parti liderleri başarısız diye gitmiyor ki? Yani işte hep senin benim adam, o adam bu adam. Evet. Sıfır çekmişin, kendin meclise girememişin, hiçbir varlığın kalmamış. Senin defalarca geçen forumda dile getirdiğin gibi yani pazarlık masasına oturduğunda ben bir tane meclis, iki tane meclis ya da bir şey istiyorum diyebilecek bir elinde materyal yok. Ve sen hala genel başkan seçiliyorsun. Evet. Yine diyoruz başarılar. Allah yolunuzu açık etsin ama mesele sayın destici değil. Mesele bu Genel biz evet genel yapının bir manada. şekilde tekrar gözden geçirilmesi. Evet, genel manada konuşuyoruz zaten. Küçük partilerimizde daha doğrusu, ya marjinal demek istemiyorum da, küçük olan, herhangi bu siyasi alanda işi olmayan, sadece kendi belirli bir kesime hitap eden bazı partilerde bu dediğimiiz olabilir. Aile Yani, partisi diyeceğin geçin abi o evet, zaman. aile partisi gibi, onu milletvekili adayı olur, aynı adam. Efendim işte belediye başkanı olur, şeysi aynı adam gibi. Bir takım şeyler olabilir ama büyük partilerde Türkiye'nin kaderine etki edebilecek kapasitede, iktidara gelerek halkı yönetecek kapasitedeki partilerde bunlar olmaması lazım bence. Onun için bu delege sistemine dediğim gibi bir değişiklik getirilmesi lazım. Demokrasilerin olduğu ve gerçekten demokrasiyle yönetilen ülkelerdeki insanlar bu takım yanlışlıkları, küçük bir yanlışlık bile olsa benim burada yerim yok diye ki İngiltere Başbakanı da istifa etmişti bir ara. Yerim yok diye istifa edebiliyorlar. Ama bizde o yok. Önce bizde parti genel merkezlerinde ve parti genel başkanlarının
değişmesi fikir olarak yani değişmesi gerekiyor. Onlar değişmediği müddetçe tabanda herhangi bir şey olmaz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel genel başkan adayı. Bu adam düne kadar kimdi? Kılıçdaroğlu'nun Grup başkan vekili ağlayarak alkışlayan birisi. evet ve Kılıçdaroğlu'nun A takımının içine bir insandı. Peki bu Kılıçdaroğlu hadi sen kenara çekil dedi. Bu adam da yani Özgür Özel de şey gelse ben CHP'de herhangi bir şey değişeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü aynı zihniyetten geliyor. Geçen programda da söyledik ya Soysal o şeyin yeğeniymiş galiba. Mümtaz Soysal neydi? Onun yeğeniymiş. Bence o seçilsin. Hiç olmazsa bir ara zorla İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'yü CHP'nin başına getirdiler de iktidar ortağı yaptılar. İlk defa milliyetçi solcularla sağcılar diyelim. Yani milletin anlayacağı şekilde. Sağcılar ve solcuların olduğu bir şey koalisyon kurdular. Güzel gitmedi mi? Çok güzel gitti. Ve ondan sonra işte bu ittifakların önü de açıldı. Şunlar da oldu. Bir takım Tabii. şeyler oldu. Yani yeter dedi. Bana görev verdiler. Görevimi yaptım. Kenara çekiliyorum Çekildi. dedi. Bu kadar. Yani bundan sonra da Üniversiteye döndü, hocalığını yaptı. yaptı. Çok mütevazı bir şekilde. Hiç ben başbakan yardımcılığı yaptığı halde Denizli'ye geldiğinde resmi törenler haricinde bu Denizli seviyordu o. Birkaç kere kale içine gördüm yalnız başına. Bir etrafıma baktım. Etrafımda bir tane koruma yoktu. Ya neden korkacak halkın arasındaki neden korkacak bir insan? Yani eğer sen değiştirmezsen senin tabanındaki insan sana artık küfürlü konuşmaya başlar. Yeter artık demeye başlar. Ama sen onları sindirirsen bu sistem değişmez böyle ilelebet gider. Ama yarın bir başkası gelince de senin yaptıklarının senin hesabını sormaya çalışır. Mesela Evet. bu. Bunlara şey yapabilmek için de değişikliğin olması şart. Ben Yani bir şeyler değişsin artık ama yani sağlam ve düzgün olsun. Şimdi Öykücü Camii'yle ben çok fazla görüşüyorum. Sen de görüşüyorsun. Artık bir belediye istiyorlar. Çünkü iki seçimdir Cumhur İttifakı olaraktan MHP kanadı belediye istemedi. Hiçbir şey yapmadı. Sayın Bahçeli de bunu defaten dile getirdi. Ama artık seçmen de taban da bir şey istiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyorsun, ne bir daire başkanı, ne bir yardımcı. Şimdi MHP'nin temsil edebileceği bir tek Ramazan Yeskin var Pamukkale Belediyesi'nde. Bu seçimde arkadaş diyor, ya Pamukkale Belediyesi'ni istiyoruz ya da herhangi bir yer istiyoruz. İlçe, belediye dışında. evet. Biraz yerine baktığımız zaman senin izlenimlerin, edindiğin bilgiler nedir? Şimdi şöyle konu diyelim. Buldan'da Mustafa Bey, Çal'da Fethi Bey güzel çalışmalar yaptılar. Her insanın artısı eksisi vardır ama Muhakkak. Çal gibi çok büyük göç veren bir yerde göçü tersine döndürecek çalışmalar yapmak başaramasan bile, yani hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz hesabı, başaramasan bile, başarıyormuş gibi görünmek bile büyük şeydir, başarıdır. Mustafa Bey de hakikaten yıllardır makus kadarına terk edilmiş bir buldanı şeye getirdi. Ya yani bir şeyler yapmaya çalıştı. Ha, yapabildiler mi? Ya eldeki imkanlar odur. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle belediyeye kadar gelinmişti. Ancak bunları yapılabilmiştir. Fakat Denizli'de nereden bakarsan bak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki milletvekili çıkaracak oy potansiyeli var. Bu da %20, 26, 28 arası. Hadi bunu şey yapalım. Fakat bu ne hikmetse 12 Eylül'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki aksaçlılar bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı MHP'ye, hatta bir kısmı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ni saymıyorum. Onun içinde çok az bu tip arkadaşlar. Onlar kendilerini kardeş gibi şey gördüğü için ha MHP'de ha Büyük Birlik Partisi'ne fark etmedikleri için söylüyor. Böyle diğer partiler aslında bölük pörçük bu şeyi böldüler. Biz bunu en son Ali Keskin milletvekili adayı ikinci kez milletvekili aday olduğunda kıl payı kaçırdı. Ali Keskin ki o zamanlar yani Salih Erbil'le birlikte milletvekili seçildiklerinin şeysindeydi galiba. Orada ben şunu gördüm. Eğer Ali Keskin'le birlikte Salih Erbey'in ikinci kez, birinci dönemde başarılı olamadıkları için, birbirlerine ters düştükleri için taban da bunlara küstü. Ve bunlar ikinci kez
milletvekili adayı olduklarında bunlara güvenmedi taban. Eğer bunlardan bir kişi değişmiş olsaydı, mesela Salih Erbin aday olmayıp Ali Keskin bir de olsa onun altında bir başkası olmuş olsaydı, ki Emin Ali Kayhan olayı da yoktu o dönemde. Evet. Bir başkası olmuş olsaydı iki milletvekilini biz yine buradan Milliyetçi Hareket Partisi çıkarabilirdi. Fakat olmadı. Onun hasretiyle birlikte yıllardır biz de bir aday çıkaralım, biz de bir olay edelim diye Ali Aygören dönemine kadar geldi. Ali Aygören döneminde, Ali Aygören Doğru Yol Partisi'nin çöküş noktasıydı o dönem. Milliyetçi Hareket Partisi ile belirli şartlarda anlaşmamış olsaydı, ki 4 tane bugünkü daire başkanı şeysinde müdürlük verdi MHP'lilere ve öyle kazandı. Ve sonradan kere bazı sözleri yapılmadığı için Ali Aygören sözünü geri çekti. Çekince de düştü. Ha, AK Parti'nin o dönem içine ezici çoğunlukla gelmesinin de etkisi vardı. Şimdi geçtiğimiz dönem Milliyetçi Hareket Partisi benim anladığım kadarıyla, benim kulislerden duyduğum kadarıyla Büyükşehir Belediyesi ve diğer daire başkanlıkları, yani Milli Eğitim Müdürlüğü olsun, işte Tarım Müdürlüğü'nde olsun falan filan, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kadrolardan müdürlük verilmesi istenmiş. 9 Büyükşehir Belediyesi'ne 9 kişilik bir liste olduğunu biliyorum ben. Fakat bu listeyi ne yazık ki Osman Zolan, o dönem etkili olan bugün Nihat Zeybekçi tarafından reddedildiğini ve bu adamların göreve gelmediklerini biliyorum. Ve bu bir gün gelir bunu hesabı sorulur diye Devlet Bahçeli'ye iletildi ve orada bekletildiğini halen daha ben bunu yazmıştım daha önce. Niçin görev verilmedi? 9 tane arkadaşımız. Bunlardan öyle afaki müdürlük falan da istenmiyor. İki tanesi genel sekreter yardımcısı. Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı. Bir tanesi muhasebe. Evet, yazı işleri müdürlüğü. Bir tanesi de sanıyorum park bahçeler mi ne? Oralarda istihdam edilmesi gibi, ama MHP'nin denizdeki gözde insanları bunlar. Bu 9 bürokrat halen daha diğer kurumlarda çalışılıyor. Bunların kendisine sorularak Denizli bünyesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil edecek şekilde AK Parti kadro, madem ittifakız, AK Parti kadrolarında görevlendirilmesi istemiş. Ama buna es geçtiler. Hiçbirisi göreve gelmedi bu arkadaşlar. Ve işte ondan sonra eğer şeye gidersen, yani Büyükşehir Belediyesi'ne, diğer daire başkanlıklarına falan filan gidersen, Milliyetçi Hareket Partisi adıyla gidersen, yani şey yaparsan, mümkünatı yok. Yani iş yaptıramazsın. Belediye meclis üyeliklerini bazı Milliyetçi Hareket Partisi içindeki bazı belediye meclis üyeleri de AK Parti ile birlikte hareket ettiği için MHP tabanı ve MHP'liler burada hep bir ezik konuma düştüler. Bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyelerdeki susuzlaşmışlığı tabandan haykırılmaya başlandı. Çok fazlasıyla. Şimdi Ha. bir de %10 küsur oy aldı. Denizde artık ben varım ya Tabii arkadaş dedi. o da var. Yani bizim dedim %10'luk oy aslında bizim düşündüğümüz şeyin çok altında. Ama iyi bir aday, ki Denizli'de yetişmiş kadrolar Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha fazla. Ama herkes bu içinde bulunduğumuz siyaset yüzünden hep kabuğuna çekilmiş durumda. Böyle çok güzel hep mesela Ümit Bahtiyar ön plana çıktı her dönem. İşte Yasin ön plana çıktı, Emin Halik Ayhan çıktı. Ya dedi yeter atın bunları kenara. Yeni bir adam çıkarın dediler. İyi, yeni bir adam çıkarız dediler. Yılların eskisi Feridun Ünal'ı getirip milletvekili adayı yaptılar. Ya aynı kadronun içerisinde Ahde vefa oluyor. ha, o ayrı. Yani onun perde arkasını şey etmiyorum. Bu şu andaki görüntüye göre diyorum. Bu adayların arasında Türk Eğitim Sene Genel Merkez dahil Ankara'nın adına tanınmış bizim bir emremiz var. Emre Erdoğan. Madem ki yüz değişik olacaktı onu çıkaracaktı. Beşinci Be sıraya beşinci gelmiş. sıraya. Onu alacaktı madem ki birinci sıraya. Yani yüzler değişsek de. Bizim Mustafa Geryüz vardı mesela. Bu özel idarede çok iyi işler yaptı. Orada bir kooperatif vardı özel idarenin içinde. O birimde bir takım işleri yani köydeki bu mezralardaki oradaki çalışmaları kadastro bölümlerini falan hep Mustafa Bey işletti. Bilinçli bir insandı. Ama bunları attılar. Birini aday etmediler. Birinci beşinci sıraya attılar. Getirdiler eski. Ya yenilik dedik de bunu mu getirdin dedi taban. En samimi olduğu insanlar bile belki oy vermediler. Tabi bilemiyorum. Yani demek istedim Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıyıda kenarında çok yetişmiş kadrolar var. Bence bu kadrolar artık
Burada 3 dönemdi, Osman Zolan 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Değişmesi lazım diye AK Partililer kadar bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin getiversin. Biz 10 yıldır bunu destekliyoruz. Bu sefer belediye başkanlık adayı bizim diye bence ortaya çıkmaları lazım. Sadece ilçelerle olmaz. Toplantılar başladı. Komisyon toplantıları hem AK Parti hem MHP kanadı. Ne çıkacak çok merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz yani. İnşallah, inşallah güzel bir şey çıkar. Öyle şey çıkar. Hakikaten yani AK Parti'nin eski gücü yok birincisi her şeyden önce. İkincisi anketlerde zaten Deniz'de ta 20 yıldan bu yana kurulduğundan bu yana hep ikinci parti konumunda çıktı Deniz'de. O bir sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ikisi girdiği dönem bir o dönem haricinde diğerlerinde hep ikinci parti oldu Deniz'de. Bunları da göz önüne alarak bu takım şeyleri göz önüne alarak bence bir değişiklik yapılması lazım burada. Milliyetçi Hareket Partisi'ne Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın verilmesi, bu insanların içerisindeki hasretin ki AK Parti'nin içerisindeki Ak Kurtlar olarak dediğim eski milliyetçi olan arkadaşların da böyle bir olaya destek verdiklerini tahmin ediyorum ben. Böyle bir değişiklik olması lazım. İzleyenler muhtemelen hadi canım oradan diyeceklerdir. AK Parti Ege'de tek burayı kaybeder mi? MHP verir mi? Bakarsın, Tabii, neden olmasın? verir. Belli olmaz yani. Bizim konuştuğumuz AK Parti'yi ya da MHP'yi yermek meselesi değil. Şimdi sen yani işte Filistin konusunda millet ayağa kalkınca gaz almak için sokağa dökülmüyor mu insanlar? Aynı bu olayda da öyle. Ben 20 yıl senin yanında kulluk etmiş hesabı senin kuyruğuna takılmışım. Ya bırak da bir seferde bana şey ver. Yani bizim demek istediğimiz o. Yoksa ben nasıl Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde aday çıkarmayıp AK Parti'yi destekleyip benim tabanım ona oy verdiyse bu sefer sen kanadıza eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden güzel bir aday çıksın onu destekle. Yani değişen bir şey olmaz. Edemez. %30 muydu? Kaç en son seçimde ülkücü oylar veya milliyetçi oylar? Şimdi düşündüğünüz zaman ülke genelinde ve Denizli'de şu Büyük Birliği MHP'nin topladığın zaman yine %20 kusur Buluyor buluyor. oy Tabii yapıyor. tabii. Dolayısıyla AK Parti'nin desteğiyle beraber ya Olur. bakarsan niye olmasın Neden yani? olmasın? Neden olmasın? Bunun yani madem ki öyle bir şey var, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında güzel bir ittifak var. O ittifakı bence bu şekilde de değerlendirmesi lazım geliyorum. Öyle deyince aklıma geldi. Geçen hafta Nihat Zeybekçi ve Mehmet Karabay meselesine Evet. değinmiştik. Samim olduğum arkadaşım bir tanesi yorum yapmış altına. Mehmet Karabay mı? O kim diye sormuş. Mehmet Karabay'ı yani millet sanıyor diyor ki Osman Zola'nın yanında, Avni Örken'in yanında Mehmet Karabay biraz böyle düşük gibi geliyor sanıyorlar. Ama Nihat Zeybekçi ile Mehmet Karabay arasındaki iletişimi Tavaslı olmalarından gelen ve bir de bakan yardımcılığı sanıyorum. Tabii. Mehmet'in bir olayı var. O 2-3 yerde bakan yardımcılığı yaptı. Aile Politikalar Bakanlığı 3 yıl, özür, 5 yıl Tavas Belediye Onu Başkanlığı 5 yıl yaptı. tava evet. Öylesine dolu dolu bir insanı yok görmezden geliyor gibi bir şey yapıyorlar. Ama ha biz demiştik ya Mehmet Karabay yedeği aldı. Yedekte. Eğer herhangi bir olay olursa Denizli Belediyesi'nde Osman Zola'nı göstermezlerse B'şesi olarak Karabay'ı gösterebilir buradan diye geçtiğimiz programda şey dedi, ona bir Evet. eleştiri gelmiş. Ona Bana cevap da veriyor. Mehmet Yüksel onu da bir yanına yazın. Ne olur ne olmaz Onu da söylüyoruz dediler. dediler ama dedim onu da geçtiğimiz programda anlatmıştık. Mehmet Yüksel artık siyasetten biraz bir elini ayağını çekmiş durumda. Kendisine göre bir düzen kurmuş durumda. Yeni bir evlilik hayatı, yeni bir yaşantıyla birlikte. Pek sıcak bakacağını tahmin etmiyorum ama dediğim gibi geçen programda da söyledim. AK Parti'de biat meselesi var. Olacaksa dedikten sonra reddedebilir mi Tabii. bilmiyorum. Fakat Mehmet Karabay'ı küçümseyen arkadaşları da dikkatlerini çekmek istiyorum. Bakan yardımcılığı yapmış. Orada belediye başkanlığı yapmış. Tam manasıyla AK Parti'nin delegelik içerisine entegre olmuş ve Nihat Zeybekçi ile sadece aldıkları solukları haricinde olan bir şeyi dikkate almaları gerektiğini söylüyorum. Yani bunlar bizim bu konuştuklarımız, bu şekilde yorumladıklarımız Osman alınıyor görevden manasına değil. Bunlar A plan, B planı gibi Nihat Zeybekçi'nin kafasında olan bir şekillendirme. Bunu kulislere yansımış bir şey yok. Ben Nihat Zeybekçi ile birlikte Mehmet Karabay'ın da MKYK'da seçilmesinden dolayı böyle bir olayın olabileceğini düşünüyorum. Ha bu olmayabilir.
mevcut aktörlerle de gidebilir. O zaman eğer mevcut aktörlerle gidecekseniz metal yorgunluğu meselesini söylemeyeceksiniz. Yetiversin 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Artık değiştirelim demeyeceksiniz. Evet. Mesela bu. Buradaki taşradaki insanlar bunu çok farklı algılıyorlar abi. Ben de oradan gireyim mevzuya. O olmaz, o olmaz, o olmaz, o olmaz. Tamam arkadaşım da kim olacak diye soruyorsun. Şimdi AK Parti Genel Merkezi'ne gittiniz mi bilmiyorum. Yüksek kat, 10 katla ya da Mehmet Yüksek'te 7. kat dediğin, yani 8-9 katlı bina. Nevin Ök orada. Genel merkezde. Mehmet Karabay genel merkezde. Mehmet Yüksektepe genel merkezde. Nihat Zeybekçi genel merkezde. Şimdi düşündüğün zaman Bilal Uçar. Hakeza o da genel merkezde. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı. Şimdi buradaki insanlar mı genel merkezde kilit noktalara daha yakın olur? Sen mi ben mi? Evet. Dolayısıyla bizim o olmaz bu olmaz demekle bu işin olup olmayacağı belli değil. Ankara'da sen buradan pılını pırtını toplayacaksın. Ankara'da kendine randevu ayarlayacaksın. Gideceksin o adamı bulacaksın onunla beraber atıyorum Hayati Yazıcı'nın yanına gideceksin. Bu adam her gün Hayati Yazıcı'yla konuşuyor. Evet. Ya bunları da düşünmek lazım bir Bunları da yerde. evet, bunları da düşünmek lazım. Geçen ben baktım hakikaten yani genel merkez tamamen deniz dolmuş. Hatta burada bir tane vekilimizle konuştum ismini vermeyeyim. Dedim deniz teşkilatını boşaltalım. Ankara Genel Merkezi deniz teşkilatını Ankaralılar bir alacak. şey yapar diye. Çünkü her katta varız yani. Şimdi evet yani bir de bu her zaman söylüyoruz ya Denizli genel siyasetin ortalamasını veriyor diye. Biz her yönünde diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bizim genel başkan yardımcısı şey, Gülizar Hanım var mesela. Orada da var yöneticim. Şimdi Şeref Bey'e de genel merkezde görev verdiler. Bütün siyasi partilerin hemen hemen hepsinde genel merkezde görevli olan bir arkadaşımız mutlaka var. Denizli öyle bir şey veriyorlar. Geçen gün şeyde çok güzel bir program oldu. Mesut Yar falan geldi. Evet. Zafer Şahin'le birlikte. Orada Mete Yarar. Mete Yarar ha. Mete Yarar ve Zafer Şahin'le birlikte geldi. Orada kadının birisi çıktı. İşte AK Parti il çalışmıyor. İşte AK Parti şey falan Evet. diye. Yücel Birkaç'tı il başkanı. Şöyledir böyledir. Yani hani lisede neydi temaşa hesabı, tiyatro hesabı olur ya onun gibi bir il başkanına yakıştıramadım mesela. Bunu bizim gazeteci arkadaşım biri yazmış. Mete Yarar işte salonu terk etti falan diye. Halbuki adam oturdu oraya. Baştan sona kadar şey yapıyor. Bizim gazeteci arkadaşlar da herhalde oradaki kargaşa yüzünden salonda oturan insanlara tam olarak bakmamışlar. Yani yanlı taraflı illaki suçlama için birilerine Mete Yarar salonu terk etti gitti diyerek kendi yandaşlarına şey verip gerçi şey değil her galiba sığan bir arkadaş olduğumda bu gazeteci arkadaşımız her galiba sığan bir arkadaş olduğu için pek üzerine durmak istemiyorum ama bu olayı şundan dolayı anlattım. Zaman yaklaştıkça stres artıyor. Sinirler geriliyor. Sinirler geriliyor. Sinirler gerildikçe genel merkezlerinden talimat bekleyen ya da kendileri için bir şeyler uman insanlar da agresifleşiyorlar. Bu AK Parti'de son zamanlarda ayyuka çıktı. Bütün her konusuyla yani o tedirginlik, o huzursuzluk, o acaba mı gibi konular hep böyle ortaya çıkmaya başladı. Bakalım nasıl olacak sonucu? Dediğim gibi bu nereden girdik? Delegeden girdik. Yukarıya kadar çıktık. Bunların hepsinin ucunda işte bu delege sistemi var. Evet. Buraya kadar. Mete Yararından tut, Zafer Şahin'inden bunların iki adı. Mete Bey'i biraz da geriplerine bırakırsak ikisi de genel merkeze yakınız. Tamam, aynen. Şimdi düşünsene orada yani sen koskoca il başkanısın. Orada bağırıyorsun, çağırıyorsun, tabiri caizse kendini kaybediyorsun. Yapma abi. Onu işte onu İl demesi var. yok Ya işte. sen reisimizi, cumhurbaşkanını temsilen oradasın. Şimdi Evet. senin yaptığın hareket Yücel Güngör fevri bir hareket değil ki. Yedi bin bir hareket değil ki. Sen orada birçok insanı etkiledin. Şimdi ben diyorum Pamukkale Belediye Başkanı adayı. Sen diyorsun Büyükşehir'de ismi geçiyor. Ne oldu şimdi? Bitti. Ya bu olay mutlaka genel merkezi bir şekilde Sirayet gidiyor yani. edecektir. Sen bir toplantıda kendini tutamıyorsan koca belediyede yüzüne küfür edildiği vakitler nasıl duracaksın diyecektirler yani. Sen henüz daha olgunlaşmamışsın da diyeceklerdir. Ki yani her şey de öyle söylenebilir yani o tip bir şeyin Abi arasında. çok güzel, çok mükemmel, çok da 10 numara bir insan ama işte o an İşte yani dedim çok ya. özür dilerim. Hani insanın akli melekeleri mi gidiyor? O an film kopuyor mu? Ne oluyor? Çünkü
Yüzlerce insan Evet. yap desen Salon üstüne ve üstteki balkonu bile tıklım tıklım dolu. para versen abi al şu parayı kendin rezil et siyasi hayatını bitir desen insan yapmaz ya. Yapmaz. Vallahi Hakikaten. yapmaz. Garip bir şey. Çok garip bir şey. Bakalım. Çok teşekkürler abi. Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yine gazeteciler konuşuyor programımız. Bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam edecek.